yarısını ekşi kara dutuyla şey yapmış, aşılamış. Muhteşem bir şey. Yani biliyorsunuz o ağızda af diye bir şey bırakmaz. Bir de ülseratif kolit hastaları için bulunmaz bir nimettir. Haziran'ın ortalarına kadar onu bulabilirsiniz. Ondan sonra o yok olur ve bunu taze tüketeceksiniz. Yani şurubunu filan yapıyorlar orada, reçelini yapıyorlar. Reçeli çok az etkilidir ama tazesini tüket tamam. Ülseratif kolit hastası mısın? Git kardeşim nerede şey varsa. Batı Karadeniz zaten bunlarla dolu. Programın başında söyledim ekşi kara. Evet. Ancak bunu her zaman bulamıyorsunuz. Bu belli bir mevsimde yetişir. Yapılacak olan şey şu süpürge tohumu. Şu kuş yemi ya. Hı hı. Süpürge tohumu. Bundan bir tatlı kaşığı alacaklar, havanda iyice ezecek, birkaç yudum suyla yutacak bir aç karna. Daha sonra yapacağı şey e, limon melisa çayı içmek. Yani bu ülseratif kolitte, morbus kron da dahil olmak üzere geçen hafta CRP'den bahsettim ya, evet. hangi hastalıklarda CRP yükselir? diye mesela ülseratif kolitte de yükselir. Morbus Crohn'da da yükselir. Evet. Orada onu öneriyoruz. Yalnız dikkat etmesi gereken şey yoğurt tüketebilir, fermente olmuştur ama ama süttür, peynirdir. Tüketmemesi gerekir. Daha acı baharat tüketmemesi gerekir. Esas şey bunlar mesela karpuz onlara göre değildir. Hı hı. Portakal onlara göre değildir. Zaten Bağırsak iltihaplanması olanlar az çok kendilerini bilir neyin dokunup neyin dokunmadığını o anlamda ama destek tedavi olarak süpürge otu süpürge otunun tohumu yani bunu öneriyorum günde iki defa sabah akşam bir de şuna dikkat edecekler ülseratif kolite yakalanan insanların yüzde 95'i hassas insanlardır. Üzülürler, üzüldüğünüz zaman bağırsaklarınıza vurur. Bu demek ki sindirim sistemi ile sinir sistemi ikiz kardeş gibidir. Sakin bir hayat süreceksiniz. Ben size vurdum duymaz olun demiyorum ama kendi içinizi atmayın. Yani bir ayna gibi geleni yansıtmasını bilin, değerlendirin ama bunu içeri almayın. İçeri alırsanız işte böyle e, olumsuzluklar. Mesela birisi ani haber alır, hemen tuvalete koşan insanlar var değil mi ani bir haberde. Onun için sinir sistemleri bu insanların e, çok olumsuz etkiliyor bağırsak hareketleri üzerinden. Onun için mümkün olduğu kadar etkilenmemeye gayret etsinler. O konuda biraz sıkıntılıyız milletçe hocam. Şöyle gerçekten çok üzülüyoruz ve üzüldüğümüzde de neden başıma geldi diye bir şey var. Yani en fazla sorduğumuz soru aslında yüce kitabımızda dinimizi iyi öğrendiğimizde iyi öğrenmeye çalıştığımızda ki hala siz de öyle hepimiz öyle çalışıyoruz. Sadece çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz neden başıma geldi diye sormamak gerekiyor. O evet. üzüntüye o açıyor. Neden benim en baş... Yani çok rastlamışızdır hocam. Yani etrafımda gördüğüm insanlar nedenini değil de yani neden başıma geldi biraz kadere de karşı koymak gibi bir şey. O yüzden bu çok ileri derecede üzüntüye yol açıyor. Aynı şeyi düşünmek, aynı şeyin üzerine gitmek. Bundan bir çıkmak Doğru lazım. Doğru söylüyorsun. Bak burada işte diyoruz ki eee yani gönlün, kalbin, yüreğin dışına çıktığın zaman yolunu şaşırırsın. Eğer çıktığın zamanda yüce kitabı iyi oku, o sana o gönülden dışarı çıktığın zaman bu dünya aleminde nasıl davranacağını, neleri yapman gerektiğini, neleri yapmaman gerektiğini de yol gösteren bir kitaptır. İşte burada, burada ee, bu tür endişe, tasa, vesvese korkuları olanlar bakın bula bula beni mi buldu neden ben diyenler Güzel. için şunu söylüyorum. Açık ayet burada. Dikkat sizleri açlıkla, korkuyla hastalıkla ve mallarınızı eksilterek evet evet mallarınızla mallarınızı eksilterek sizi imtihan edeceğiz. Bakara 155 devamı der ki Ya Muhammed o sabırlı kullarıma müjdele başlarına bir sıkıntı bir felaket geldiğinde desinler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ben Allah'a aitim ve ona döndürüleceğim. Bu dünya alemi dediğin şey yani e, hattı zatında çok kolay da insanların kendileri zorlaştırıyor. Korkuya kapılıyorlar. Allah var korku yok. Hüseyin yok böyle bir şey ya. Ne korkuyorsun ya? Senin yaratıcın ve sahibin Allah. Daha ne?